İsrail 2000'li yılların başından itibaren pek çok kez Gazze şeridini hedef aldı. 2000 yılında başlayan ikinci intifada da tıpkı ilki gibi Gazze, İsrail askerlerinin istilasına uğradı. Başta çocuk ve gençler olmak üzere binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Dünya yıllardır İsrail'in yaptığı zulüm ve işkencelere seyirci kaldı. İsrail Gazze sınırında bu sabah başlayan gerilime ilişkin dünyadan farklı tepkiler geldi. Yıllardır İsrail'in Filistinlileri öldürmesine seyirci kalan Amerika ve Avrupa ülkeleri Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımladı. Çok sayıda ülkede Filistin'e desteğini ilan etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı. Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı. Ukrayna, İsrail'e tam destek verdiğini ve askeri desteğe hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını kesin bir dille kınadığını ve İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunurken İran ise Hamas'a desteğini açıkladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin üst düzey bir danışmanı, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı beklenmedik saldırıyı desteklediğini ifade ederek bunu gurur verici bir operasyon olarak nitelendirdi.